Meraklı Ponçi'yi özleyenler oldu mu? O çok selam söylüyor hepinize. Merhaba, ben Gizem. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel, ferahlatıcı bir yüz spreyi yapacağız. Ve bunu yapmak o kadar kolay, o kadar kolay ki. Çok küçük yaşlarımdayken ben annemin teyzelerinden öğrenmiştim. Yazlıkta yapıyorduk. Ve aslında şimdi düşününce insan diyor ki neden gül suyu almak için işte orijinal gül suyu olsun, acaba katkı maddesi var mı diye bu kadar araştırmışız. Yapması çok kolay. İhtiyacınız olan şey, bir bahçenizde gülünüz varsa, özellikle bir de kokulu gülünüz varsa, bu kadar ve su. Şimdi biz iki çeşidini yapacağız. Hem lavantalı yapacağız, hem gül suyu yapacağız. Yani hem lavanta suyu hem gül suyu gibi bir şey yapmış olacağız. Dolayısıyla hem lavanta kokulu yüz spreyimiz hem gül kokulu yüz spreyimiz olmuş olacak. Ben bu gülü de, lavantayı da bahçemizden kopardım. Bizim Bala'da, konuşamadım, bir hobi bahçemiz var. Bahçemizde güllerimiz de var. Bu sene lavanta aldık, bir tane küçücük dişi kadarcık. Onu diktik. Nasıl büyüdü, kocaman oldu, çiçekler verdi. Çok mutluyum. Lavantamız var. Dolayısıyla onlarla ferahlatıcı yüz spreyi yapacağız. Ankara'da hava yeni yeni ısınmaya başladı bu arada. Dün bayağı parçalı bulutluydu. Bugün şöyle bir bakıyorum. Neyse ki bugün bulutsuz bir havamız var. Ama sıcaklıkların da artık artmasıyla birlikte böyle havuz kenarında, deniz kenarında bence çok güzel bir ferahlatıcı olacaktır. Hatta buzdolabında saklarsanız bunları yaptıktan sonra böyle yüzünüze çok güzel bir ferahlık vereceğine inanıyorum. Malzemelerimizi sıralayayım. Bunlar fısfısı şey, sprey fısfısı. Ben bunu gratisten almıştım herhalde. Seyahat şeylerinde satılıyor böyle. Seyahat ürünlerinin satıldığı reyonlarda, seyahate götürebilmek için. Bu 100 mililitre zaten, yanılmıyorsam. 100 mililitrelik uçak kısıtlaması için olan şeylerin olduğu yerde. Gülümüz var. Çok güzel. Ben bunu kıyamadım yalnız, bir tane koparttım. Ben bunu bahçeden koparttım. Gidip en kurumuş, en ölmüş gülü kopartmışım. Böyle bir de kıyamama durumu var ya, ne yapacağız bilmiyorum. Ondan sonra lavantalarımız var. Ve ben bunu ölçtüm. Hani ne kadar olacağını bilin diye. Burada 100 mililitre su var bir kavanozun içerisinde. Yapacağımız şey o kadar basit ki aslında hiçbir şey göstermeme gerek yok. Bu bizim suyumuz, cam kavanozda. Bu gülü, yapraklarını bu suyun içerisine atıyoruz. Şurada ben direkt yapacağım. Bu suyun içerisine atıyoruz. Ve bu suyu normalde şöyle yapabilirsiniz. Hiç kaynatmak da istemiyorsunuz, en doğal yolu. Bunu böylece alıp bir böyle tülbentle de örtebilirsiniz ya da direkt kapağını kapatıp biz bunu güneşin altına koyuyorduk. Güneşin altında bu bekleye bekleye ısına ısına kendiliğinden, hani nasıl güneşin altında reçel yapıyorlar ya aslında, biraz daha böyle köylere gittiğimizde aynı şekilde bu güneşin altında kendi kendine renk alıyordu. Hatta gül şerbeti yapmak istediğimiz zaman, bu da aklınızda olsun, bunun içerisine şeker katıyorduk. Buzdolabına bekletince mükemmel bir gül şerbeti oluyordu. Bence bu suya zaten bir tane gül yetecek. 100 mililitre suyun içerisine ben bir tane gülün yapraklarını koydum. Bunu direkt balkonunuz vesaire varsa güneş alabilen, güneşin altında bırakın. Sabahtan koyun bunu, sabah yapın. Sabahın 8'inde, 7'sinde kaçta uyanıyorsanız koyun. Akşam geldiğinizde alın, zaten o güneşin sıcağıyla bence olmuş olacaktır. Ama ikinci bir alternatif de var. Tabii ki bunu ocakta kaynatmak. Kaynatmaya başlayın. Gülün şeyleri, rengi gidip suya gelmeye başladıktan sonra işlem tamamlanmış olacaktır zaten. Gülün yapraklarını yavaş yavaş göreceksiniz. Bu kırmızılıklar gitmeye başlayacak. Biraz daha rengini suya vermiş olacak. Bu sefer de su pembeleşmiş olacak zaten. Suyunuz hazır olacak. Aynı şeyi lavanta için de yapacağım şimdi ben. Lavantalarınızı alacağım. Suyun içerisine koyacağım. Onu da 100 mililitre suya koyacağım. Bu kadar lavantanın yeteceğine inanıyorum. Burada kaç? 4 baş, 4 şey sopalı lavanta var. Bunları da koyacağım şimdi. Suda güzelce kaynatacağım. Suda kaynattıktan sonra tamamıyla hazır olmuş olacak. Çok kolay bir tarif. Hemen ben bunları kaynatıyorum. Ondan sonra şişeleyip tekrar konuşalım. Şimdi ikinci opsiyonda kaynatmak demiştim. Direkt ocağınıza koyun. Suyun içerisine gül yapraklarınızı. Birazdan göreceksiniz. Kaynayıp çok güzel renk vermeye başlayacak. Bakın, gül yapraklarının rengi açılıyor demiştim ya. Şimdi gördüğünüz gibi benim gül yapraklarımın da rengi iyice açılmaya başladı. Güneşte beklettiğiniz zaman da aynen böyle oluyor. Yavaş yavaş yaprakların rengi açılmaya başlıyor. Zaten yapraklar iyice böyle renksizleşmeyi, suda renk almaya başladığı zaman olduğunu anlamış olacaksınız.
Şimdi benim güllerim artık rengini suya güzelce verdi. Bunu süzüp fısfısın içine koyup buzdolabında dinlendireceğim. O sırada da lavantaları haşlamaya başlayacağım. Şimdi güllere yaptığımın aynısını lavantalar için de yapıyorum. Lavantalarım da rengini verdi. Kaynadı. Ben altını kıstım. Şimdi demleniyordu biraz. Lavantalarımı da süzüyorum. Onların suyunu da bir kaba alacağım. Soğuttuktan sonra zaten kullanıma hazır olacaklar. Şimdi ben gülümle lavantamı güzelce haşladım. Çünkü güneşte bekletecek kadar bir güneşli balkonum yok benim burada. Ama eğer bahçede olsaydım kavanoz içerisine güneşe koyardım. Gülün suyunu süzdüm. Fısısının içine koydum. Lavantanın suyu burada. Onun da rengi böyle oldu. Göstereyim. Onu bir şeyin içine koyamadım. Çünkü ikinci fısısını kesinlikle bulamıyorum. Buzdolabında soğuttuktan sonra da zaten yapacağımız şey çok basit. İlk fısı gelene kadar biraz basıp mis gibi. Gül çok kokmuyor. Gülün birazcık çeşidiyle de gerçi alakalı. Kokulu güller var böyle. Yedi erende diyorlar onlara. Onlarınki daha çok kokulu oluyor. Bu gül çok kokmuyor ama lavantanın kokusu şu anda bütün evi sarmış durumda. Yani benim favorim lavanta oldu. Bunlarla ilgili şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Buz kalıplarına koyup ya da böyle buz kalıbı poşetleri var. Onların içerisine koyup buzlukta dondurduktan sonra güneşlendikten sonra eve geldiğinizdeki cildin hassasiyetin üzerine sürüp buzla birlikte böyle tamponlayıp cildinizin rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Tamamıyla vegan, hiçbir üzerinde hayvansal deney yapılmamış, evde yaptığınız, kendiniz çok güzel ferahlama sağlayabileceğiniz bir ürün. Ve maliyeti neredeyse yok. Yani lavantayı da dalından, gülü de dalından kopartabiliyorsunuz. Evde olan her şeyi yapabilirsiniz. Fısfıs şişeniz yoksa bunu şöyle koyup kavanozun içerisine pamuklarınızı batırıp pamuklu cildinize tampon yapabilirsiniz. Aynı işlevi görecektir. Çok güzel, kolay, basit bir tarifimiz olmuş oldu. Umarım siz de denersiniz ve memnun kalırsınız. Dediğim gibi lavantayı cidden deneyin, çok güzel kokuyor. Yani direkt ev güzel koksun diye bile suda lavanta haşlanabilir. Ben bayıldım kokusuna. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Nasıl videolar görmek istiyorsanız bana yorumlara yazın ki benim için de bir bilgi birikimi olmuş olsun. Ona göre videolar çekmeye çalışayım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.